Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlayalım. Burada 5 su bardağı unumuz var, 500 gram. Silme 1 yemek kaşığı tuzumuz var. Bunda su miktarı vermeyeceğim. Suyu alabildiği kadar koyacağız. Unun kalitesine göre su oranı değişiyor. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Normal ekmek hamuru gibi yoğuracağız. Bir buçuk su bardağı su verdim. Kıvam ayarlamasını daha sonra yapacağız. Ekmek ısınır gibi azar azar su vereceğiz. Birden suyu kaldırıp paldır küldür boşaltmayacağız. Toplamda 2 su bardağı su verdik. Hamurumuz burak memesi kıvamında olacak. Hamurumuzu yoğurduk, ekmek hamuru gibi. Şimdi bunu porsiyonlara ayıracağız. Asıl işlem o zaman başlayacak. Merdane gibi yuvarladık. Hepsini bir yuvarlayacağız. Arkadaşlar sıvı yağ ile katı yağı karıştırıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımız var. 125 gram da katı yağımız var. İyice sıvı yağ ile katı yağı birbirine bir yedireceğiz. Tabi tereyağı varsa daha iyi olur. Önce bir hamurları dinlendireceğimiz camımızın dibini bir yağlıyoruz. Hamurlarımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Yoğurduğumuz hamurdan 12 tane pezi çıktı. Şimdi yapmaya başlayacağız. Ben tabii 3 tanesinin yapılışını göstereceğim. Zamanınızı çalmamak için. Elimizde yağ olacak. Tezgahta yavaş yavaş bastıracağız. Size sonunda efsane bir gözleme çıkacak. Hamurumuzu iyice açtık. Sacımız ocakta sıcak bekliyor. Hemen ocakla buluşturuyoruz. Yağlı tavamızı güzelce yerleştireceğiz. İçine yumurtasını kıracağız. Yumurtamız pişmeye yakın kaşarlatacağız. Kenarlardan kare haline getireceğiz. Arkadaşlar her seferinde tavayı yağlamanıza gerek yok. Hamur zaten çok yağlı olduğundan dolayı dibinde kalan yağı sağa sola sürekli tekrar ikinciyi, üçüncüyü, onuncuyu yaparsınız.
Bir de bir tarafını gösterelim. Çok fazla kızartmayalım. Tabi tercih yine de sizin olsun. Çevire çevire pişirdik. Hazır. Attığımız gibi ortasına bir tane yumurta kırıyoruz. Yumurtayı bir fırçayla dağıtacağız. Tuz atma tamamen sizin kararınız. Bana göre bu çok özel bir yiyecek. Çok özel bir gözleme daha doğrusu. Yumurtamız pişmeye başladığı gibi kaşarını ilave ediyoruz. Tabi sıcak olduğu için çevirmede biraz zorlanıyor. Şimdi bu tarafını pişireceğiz. Çok fazla yakmayalım. Size de bir gösterelim nasıl olduğunu. Şöyle bir de gösterelim. Kaşarlar yumurtalar içinde nasıl olmuş. Arkadaşlar çok güzel oldu. İnanılmaz derecede lezzetli. Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim ama kesinlikle alışkanlık yapar. Kilo aldırır. İnisiyatif sizin. Çıkan beni gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.